2 Ekim 2021 Cuma günü gündüz yarışlarında yabancı yarışlardayız. Tabii TJK Cuma'yı da artık hafta sonu olarak ele alıyor. Türkiye Jockey Kulübü ve Cuma günü de insanların herhalde tatil yaptığını falan zannediyorlar. Sabahtan yarışları koyuyorlar, başlıyorlar koymaya. Toplam 5 tane koşu var bugün arkadaşlar. Sabahtan başlayan. Launceston diye geçiyor. Burası Avustralya. Ve Launceston'la ilgili de burada görüşlerimize geçiyoruz hemen. Bu da H yok ama o arkadaşlar H'yi de koymuşlar oraya. Yanlış yazmışlar. Düzeltirler belki. Evet. Yedili Plesi birinci koşuyla beraber saat 11'de başlıyor sabahtan. Maiden 3 yukarı İngilizler. 1220 metre çim piste çıkacaklar. Bizim burada Türk jokeylerimiz var iki tane. Bülent Muhçu ve Mehmet Uluçınar arkadaşlar. Burada 4 numarayla başlayalım. O İsmail Töker de var, özür dilerim, bunu unuttuk. İsmail Töker, Eight Margaris'a biniyor. İlk atımız bizim 4 numara. 9 numaralı Champagne Cinders, Sigrid Kar ve 10 numara Gigi Enouf Speed, Bülent Muhçu'yla. Evet, bu Bülent Muhçu ve Mehmet Uluçınar arkadaşlarımızın da fotoğrafları vardı burada. Ha, evet. Bülent Muhçu bu. Biraz yaş var herhalde. Burada da Mehmet Uluçınar var. Bir tek bunu bulabildik. Mehmet Uluçınar. Evet. Arkadaşlar. Burada 3 tane atla geçtik. Yedili Plesi'yi. 4, 9 ve 10 dedik buraya. Evet, şimdi çok arkadaşlar ufak bir program, yani ufak derken kısıtlı bir program var. Küçük bir altılı belki yapılabilir burada. Yani sabah vakti olan arkadaşlar için tabi. Burada 11.30'da ilk ayak başlıyor. Maiden 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 1220 metreye çıkacaklar. Burada 7 numaralı Power Magnum Bülent Muhçu'yla alternatif bir banko aslında. Tecrübeli jockey. Burada 7 numaraya biniyor Power Magnum'a. Arkasından 11 numaralı Summer Fire Brandon Lewis ile 10 numaralı Gigi Snowflake Tyler Johnston ve 4 numaralı Heaven's Heartbreak Troy Baker'la arkadaşlar geçiyor. Hani bizim jokerimizi tutup da gelsin isteyenler bu 6'yı da yazabilirler ama biz bir fonksiyonunu göremedik. Gerçi 117 günde ara vermiş. 7 burada alternatif banko arkadaşlar. Boşuna at yazmanın anlamı yok. 10 ve 4 şeklinde. Arkasına at yazmak isteyenler bunu tavsiye edebilir size. Evet, şimdi 3. koşudayız. Altılı Gayen ikinci ayağı oluyor. Handikap 3 yukarı İngilizler 1120 metreye çıkacaklar. Launceston'da. Arkadaşlar burada 1 numara Deroch. Burada Deroch Brandon McCollum bindiği günün bankosu arkadaşlar. Şimdi burada ekürüler de var. Yani ekürüler de yazmak isteyecek birçok kişi ama arkadaşlar şu an 1 numara çok uzak ara gözüküyor ileride. Dileyenler ekürleri de ilave edebilirler. Alternatif bankomuz var bir tane ilerleyen koşullarda. Yani biz burada tavsiyemiz 1 numaranın banko olması yönünde. Evet, şimdi 4. koşudayız. Handikap 3 yukarı İngilizler 1420 metre çim piste çıkacaklar. Burada da 3 tane grup ekür var gördüğünüz gibi bu koşuda da. 4 numaralı Wardell Brandon McCall arkadaşlar ilk atımız. 1 numaralı Georgian Chant Cody Jordan. 5 ve 2 numaralı ekürler bu da. Gigi Golden Glass, Brandon Lewis ve Gigi Manpower. Gigi'ye bunlar takmışlar. Evet, Bayan Jockey biniyor buna da. 6 numaralı Iskra, Yanis Luximon ve Lady. 9 numara Taya Stalker ekürler, kırmızı ekürler yani. Ve 10 numaralı Recompensa ve 20 numaralı Techno Awards arkadaşlar burada. Bizim Bülent Muhçu'yu bindirmişler yeşillerin üzerine. Evet, burası 4, 1, 5,
6, 10 yani eküller ve 4 ve 1 diyoruz açıkçası. Burayı bu şekilde geçmeye çalışacağız. 5. kuşudayız şimdi saat 1'de. Handicap Shrieker İngilizler 2150 metreye çıkacaklar. Uzun metrajlı bir kuşu bu Avustralya'da. Burada alternatif bankomuz var. Dileyenler bunu kullanabilirler. Irish Shotgun 3 numara. Brandon Lewis ile. Burada Scott Brunton'un antrenörlüğü gözüküyor. Evet, bu safkan bizim alternatif bankomuz ama bunu eğer düşürürseniz 1 numaralı Red Fiore, Yanis Luximon ve 4 numaralı Costero Mehmet Uluçınar'la hemen burada devreye girebilirler. Mehmet Uluçınar gördüğünüz gibi biraz daha böyle oturmuş gözüküyor. Koşuların çoğunda var. Diğer arkadaşlar pek ortada yoklar. Evet, 3 diyoruz, altına çizgi çekiyoruz. 1 ve 4 diyoruz burası için. Toplam 3 tane safkana da geçebilirsiniz. 6. koşu, handicap 3 ve yukarı İngilizler 1120 metre, çim pist. Zaten bütün hepsi çim pistte Avustralya'da. Günün en zor koşusu burası. Normalde arkadaşlar burada 6 numara koşmuyor bu arada benim bildiğim kadarıyla. Ya 6 ya 7, bir tanesi koşu 7 olması lazım. Yani biz almıyoruz, 6 ve 7 yazmıyoruz. Diğer kalan hepsini yazıyoruz arkadaşlar. 2, sıralamayı vereyim. 2, 1, La Jadeu, Bülent Muhçu burada gene var. Evet, 3, Hanna Song, 4, Sidorova ve 5. Bunların hepsinin geliri var arkadaşlar. Yani bilmiyorum nasıl siz bir şey seçeceksiniz bilemiyorum ama bilhassa burada şu 2 numara, biz başa aldık onu. 2 numara çok önemli. 2 ve 1 böyle ön planda gözüküyor şu an için. Dileyenler ona göre seçim yapabilirler tabi. Evet, 2, 1, 3, 4, 5 sıralamamız var burada normal şartlarda ama hepsi olmuş oluyor. Yani 6'yı yazmıyor sadece, hepsi olmuyor tabi. 7. kuşu, son kuşu Avustralya'da. Handicap 3 yukarı İngilizler 1620 metre. Burada da 6 at var. Arkadaşlar normalde bakın İsmail Toker biniyor burada da. 3 numara Asaranka Cody Jordan'la alternatif banko. Ama çok kırışık bir ayak bu. Hemen hemen tüm atların burada gelirleri var. 4 numara Freelancer Daniel Genderton ve 5 numara So Astounding David Pierce'le gözüküyor. Tabi Türk Delight hani 3. biniciliğini alır mı arkadaşlar bilemiyorum. Aynı zamanda bir de var ona bakarsanız. Biz bunları almadık. 3. biniciliğine uzak gözüküyor bunlar. 3-4-5 diyoruz buraya ama 3'ün yani kazanma şansı biraz daha fazla gözüküyor. Burada 3 numara Asaranka küçük kuponlarda tek atılabilir. Yani gayet küçük bir kupon çıkacak. Zaten yabancı açısından kat sayısı Türkiye'de yanılmıyorsam TJK'nın kat sayısı az oluyor normal yarışlara göre. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar Avustralya ile ilgili görüşlerimiz, yani Launceston ile ilgili görüşlerimiz sona eriyor. Tabii ki Bursa, İstanbul, Newbury ve Belmont Park ile ilgili de videolarımızı takip edebilirsiniz kanalımızda. Bununla ilgili de arkadaşlar tüm bu oynayan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz burası ile ilgili, Launceston ile ilgili yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.